What is good? Videoya hoş geldiniz dostlarım. İki tane güzel haberim var sizlere. Birincisi, Twitch partneri olduk artık biliyorsunuz. Yani bana destek olmak istiyorsanız bana Twitch'te abone olabilirsiniz. Eğer ki sizin hayatınıza bir şeyler kattığımı düşünüyorsanız, size İngilizce, İspanyolca da ne bileyim Avrupa'da, Amerika'da bir şeyler öğrettiğimi düşünüyorsanız, hayatınızda ufak da olsa olumlu bir değişiklik yaptığımı düşünüyorsanız bana Twitch'ten abone olabilirsiniz. Twitch.tv/fittraveler adresim zaten şu anda görüyorsunuz. Burada abone ol tıkladıktan sonra bana abone olabileceksiniz. Bazen mesaj veriyorum. Kardeşim şunu değiştirdin, bunu yaptın hayatım. Senin sahne Rastro'ya gittim, senin sahne Börken Tel'e gittim. Ne kadar teşekkür etsem az diye. Bana teşekkürünüzü bu görmüş olduğunuz siteden sadece 5 dolara abone olarak edebilirsiniz. Çünkü bir hedefim var. Nasıl YouTube'da Fit Traveler Squad olarak tutunduysak, 60 binden fazla abonemiz varsa ve 100 bine yürüyorsak, Twitch'te de şu an 2 binden fazla takipçim var ve son yayınıma 290 kişi, bakın 290 kişi katıldı. Her perşembe 9'da yayın açıyorum. Twitch'te ilk hedefim 40 aboneye ulaşmak. Şu anda 3 kişi abone oldu. Bu videoyu izleyen binlerce kişiden sadece 37 kişi arıyorum. Bakın size şimdi ne göstereceğim, bakın. Korvetlere bakın. Bak 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 bak. Eski. Eve bak. Eve bak. Biliyorsunuz yine bir izin günündeyim. Uyandım. Size 2 saat yayın yaptım Twitch'te. Sorularınızı cevapladım Amerika ve yurt dışı ile ilgili. Şimdi izin günümde olmama rağmen size video çekiyorum. Ve buna rağmen peki biz ne kazanacağız diyenler olabilir. Dostlarım, abonelerimi WhatsApp grubuna alacağım. Twitch abonelerini özel WhatsApp grubu yapacağım. Hayatınızla ilgili, yurt dışı ile ilgili vizedir, Amerika'dır, Avustralya'dır, Kanada'dır gitmek istiyorsanız veya İngilizce ilgili bir sorunuz olduğunuzda bana WhatsApp'tan direkt ulaşabileceksiniz. Yani bir nevi 40 kişiye yaşam koçluğu yapacağım, sorularını cevaplayacağım ve bana ulaşım imkanı sağlayacağım diyebilirim. Benim evimin hemen altında lise var, üstünde üniversite var. Yani alt üst derken 1 kilometre, 2 kilometre var da. Şurası lise. Barnstable High School. Ve Santander isimli bankaya geldim. Bankada bir işimiz var. Dostlarım şu anda bankadan çıktım. Eğer ki burada bank hesabıma 10.000 dolar para koyarsam 10.000 dolardan bana sadece 14 dolar veriyor bir ayın sonunda. Çünkü burada faiz oranı 1.7. Türkiye'de 10.000 dolar kaç para yapıyor diyelim ki? 70.000 TL ya da 60.000 TL. Kurutan bilmiyorum. 60.000 TL'yi ben bankaya koyarsam bir ayın sonunda muhtemelen bana 1000 TL para verecektir. Bir ülkede faiz ne kadar düşükse o ülke o kadar gelişmiştir. Avrupa'da mesela faizler sıfır. Paradan para kazanamıyorsunuz. Burada %1.7, %2 civarı Amerika'da. Türkiye'de şu an faizler %20, %25. Niye? Çünkü Türkiye istiyor ki millet dolarını, altınını bozdursun. Türk lirasına çevirip atıyorum bankaya 100 milyar koysun ki ben ona her ay 1,5 para vereyim. Hiçbir şey yapmadan beleş para. Ana paran da duruyor. Yeter ki TL dursun, doları piyasaya salsın, dolar düşsün diye. Bu faiz muhabbetine şöyle açıklamış olalım. Şu görmüş olduğunuz aracı aldı geçen iş yerimden bir arkadaş. 35 bin dolara falan. Deli bir şey değil mi ya? İşte Amerikan hayatı. Bir tane Japon arabası. Ahşap ev. Ağaca bağlanmış bir kum torbası. Orada bir tane hamak. Şurada bahçe işleri. Şurada bir tane büyük van, büyük bir araba. İşte temizleyiciler şunlar bunlar. Burası böyle bir Amerikan mahallesi. Amerikan sokağı. Garajda görmüş olduğunuz gibi aynısı filmlerdeki gibi. Burası da böyle bir mahalle. Dostlar şurada görmüş olduğunuz gibi bir ambulans var. Amerika'ya biz gelmeden önce uyarıldık. Amerika'da hayati tehlikeniz olmadığı sürece ambulans çağırmayın diye. Çünkü bu ambulansın bir ücreti var. Atıyorum Allah korusun trafik kazası geçirdin, ayağın kırıldı. Ambulans çağırdın, artık ayağını kımıldatamıyorsun. Ambulans çağırdığında hani adam akıllı şey yapsınlar, yanlış kaynamasın, yanlış şey olmasın diye ambulansın seni hastaneye sevk etmesine falan para ödüyorsun. 2000, 3000, 1500, yani bayağı bir para. Güzel para yani. Türkiye'deki gibi ücretsiz değil. Bir Amerikan olayı daha. Peki neden ücretsiz değil? Amerika bunu ücretsiz yapamaz mı? Bence yapar. Ekonomisini çok 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 da sarsmaz Amerika'nın. Ama Amerika bunu böyle yapıyor ki herkes çalışsın, herkes çabalasın. Çalışmayan adam bu ülkede ayakta kalamaz. Yani mesela Türkiye'de genelde adam çalışır, kadın evde de çocuklarına bakar falan, geçinirler bir şekilde. Burada kolay kolay geçinemezsin. Yani burada herkesin arabası var. Araba normal bir şey mesela. Araban olmaz. Ama Türkiye'de arabanın olması normal bir şey değil. Araban olmazsa
Olmazsa zaten sıkıntı yok. Hastaneye mesela geçen bir adamla konuştum, hastaneye gidemiyorum dedi adam. 400 dolar sigorta için para istemişler buna. Pek 400 dolara para ödeyemiyorum dedi adam. Gidemiyorum, sırtı ağrıyor. Türkiye'de sırtın ağrıyor. Sigortan mı var ya da atıyorum sigortan yok, öğrencisin, babandan sigortalısın. Hop hastaneye gidiyorsun, bedava muayene. Dostlar ben size böyle Amerika'dan falan yayınlar yapıyorum. Avrupa'yı falan gezdim, her şeyi gördünüz de. Ben fakir bir ailede doğdum yani. Benim lise hayatı boyunca cebimde 1 TL'den fazla para olmadı. Üniversitede günlük açtığım Kur'an çarpsın 5 TL'ydi. Bir yola gidiş, bir geliş, bir okuldaki yemek 2 TL kalıyordu cebime. 350 TL yurduma para ödüyordu ve demiştik 150 de sana ödersem 500 yapıyor. Yani günlük 5 TL'den 150 TL 500. Benim sana gönderebileceğim para 500 TL. Sonra ben çalıştım, çabaladım, ettim, üniversitede para kazandım. Sonra araba aldım, ne bileyim Work & Travel fikri geldi, buraya geldik. Döndük, bir daha geldik, Erasmus, bir daha Work & Travel derken şu an Amerika'da kalıyorum. Amerika'da yaşayacağım yani. İstanbul'da da Ferhatpaşa adında sessiz sakin, İstanbul'dan daha çok Kocaeli'ye yakın olan bir mahallede doğdum. Şu an Amerika'ya yerleşme aşamasındayım. O yüzden demem o ki beni böyle ya da başka birilerini görünce deyip de işte bu engin doğdu, bu şöyleydi, bu böyleydi falan diye düşünmeyin. Ne yaptıysam bu hayatta Ezel'in dediği gibi kazıdım tırnaklarla. Yani her şeyi tırnaklarla kazıdım. O yüzden her zaman söylüyorum. Ya böyle YouTube'dan video izlemeye devam et, telefonunu yukarı kaldır, Instagram'da gez, günde 15 saat uyu, çalışma etme. Böyle bir hayatın olsun. Ya da zorla kendini, sınırları zorla, çabala, İngilizce öğren, para kazan, YouTube'a çıkmaya çalış. İstediğin gibi hayatın olsun. Karar senin. Bugün yine çalıştığımdan daha fazla yorulduğum bir izin günü. Şu an bisikletin üzerindeyim. Ahtapot tripodum sağ olsun. Direksiyona bağladım şu anda kamerayı. Bankaya gittim. Bankaya aslında faiz için gitmedim. Sadece faiz orada gördüğüm için tabelada. O yüzden söyledim size. Bankaya aslında şey için gittim. İki kere 1 milyarın 1000 doların üzerinde eğer ki para gönderirseniz bankaya da direkt depozit, yani bir firmadan iki kere 1000 doların üzerinde maaş alırsanız banka size orada hesap açtığınız ve iki kere 1000 doların üzerinde maaş aldığınız için 225 dolar para ödüyormuş. Bunu sormaya gittim. Öyle bir şey yok dedi. Mesela bir örnek. Bakın bir haberde duydum. Anladın mı? Doğru da olabilir, olmaya da bilir. Gittim. Doğru olsaydı şu an ekstradan 225 dolar para kazanmıştım. Para nerede? Fırsat nerede? Ekstradan böyle bir şeyler yapabilme, bir şeyler kazanabilme nerede? Hemen kovalıyorum. Ama olmadı. Ne kaybettim? Ne kaybettim? En fazla yarım saatim gitti. Bisiklette yoruldum. Bu kadar. Anlatmak istediğim olay tam olarak bu. Şu anda AT&T'ye geldim. Tekrar yenileyeceğim. 53 dolar para ödeyeceğim. 10 GB internet için. Aslında internet çok ihtiyacım yok ama sokakta falan bazen ihtiyacım oluyor. O yüzden hattımızı yenileceğiz. Size olsa Amerika'da kalmaya da karar verdiğime göre iPhone X artık hangisi çıkıyorsa onu 18 aylık falan buradan taksitlerle belki de alabilirim. Ama görün Türkiye'de 10 milyar 15 milyara çıkacak ve asgari ücret alan adamlar en önde koşacak almak için. En önde. Bakın göreceksiniz. Olması gereken bir işi daha halledip şu an antrenmana geldik. Hello, how's it going? Antrenman yapacağım. Antrenmanda kamera vermek istemiyorum. Zaten antrenmanlarımı az çok gösterdim size. Spor videoları şimdi henüz yapmıyorum ama spor videoları eğer talep gelirse yapabilirim. Çok devasa bir vücudum yok. Sadece şeyde yazdığı gibi fitim. Fit traveler yani. Şu an antrenmana gireceğim. Antrenmandan sonra görüşmek üzere. Hayır. Landry'e geldim şu anda. Bunu 50 kere gösterdim. 51.yi göstermedim. Ama bir dahaki taşındığım evde, nerede eve çıkarsam kesinlikle ama kesinlikle bir çamaşır makinesi olacak arkadaş. Böyle sırtlayıp yorulduk ya gelmekten. Landry'e gelmekten yorulduk. Şuraya bak. Kimse yok. Evet, görmüş olduğunuz şu anda benim kendi date'im. Kendi kendimi date'e çıkardım. Fajita, chicken ve beef var. Burada da tortiyalarım var. Ekmekler yani. Salata. Bu masa komple 14 dolar, 15 dolar şaka gibi. Kendimi seviyorum ya. Az önce kendimi yemeğe çıkardım mesela. Aa, kimse yok, kafa siken yok. Yemeğini ye, müziğini dinle, arkadaşlarınla konuş. Dizini izle bazen, telefonu koyup dizi izliyorum. Kendi kendime takılmayı başka biriyle takılmaktan daha çok seviyorum. Net. Simsiyah oldum şimdi, eve gidiyorum. Evet dostlarım, bir günün daha sonuna gelirken izin günümdeyim. Antrenman yapıyorum. Bulaşıklarımı yıkıyorum, çamaşırlarımı yıkıyorum. Yapılması gereken işlerimi hallediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada size video editliyorum.
Bu görmüş olduğunuz şu anda editlediğim İngilizce videosu pazartesi günü yayında olacak. Pazartesi günü saat 9'da canlı yayın açacağım. twitch.tv/fittraveler adresinden de canlı yayınıma katılabileceksiniz. Tekrardan söylüyorum, Twitch Türkiye'de partner oldum arkadaşlar. Artık Twitch Türkiye'nin bir partneriyim ve benim kanalıma sadece 5 dolar karşılığında abone olabilirsiniz aylık. Abone olduğunuzda Twitch'te işte widgetler falan kazanıyorsunuz. Twitch'te yazıyor onlar. Ayrıca ben de abone olan ilk 40 kişiyi WhatsApp grubuna alacağım ve 40 kişilik bir Twitch abonelerim diye grup oluşturacağım. Orada hem sohbet edeceğiz, hem ben sizin sorularınızı dinleyeceğim, sorularınızı cevaplayacağım, hem de insanlar, oradaki insanlar birbirine yardımcı olacak. O yüzden hemen açıklamaya git, twitch.tv/fittraveler linkine tıkla, abone ol. Zaten abone olduğunda bana direkt senin ismin geliyor. Aboneler listesini her zaman görüyorum panelde. Şimdi gelelim bizim meseleye. Amerika'da kaçak çalışmak ve kaçak yaşamak. Dostlarım, nasıl Türkiye'de hani bir restorana gittiğinizde atıyorum bulaşık yıkayanlar Suriyeli Afgan olabiliyorsa, nasıl bir otoykamaya gittiğinizde Suriyeli Afgan görebiliyorsunuz. Bu adamlar vatandaş değil. Bu adamlar muhtemelen Türkiye'yi ziyaret etmek amacıyla geldiler ve burada kaldılar. Bize ucuz iş gücü sağlar. Çünkü Türkiye'de hiçbir adam atıyorum Mersin'deki bir otele gidip de orada housekeeper'lık yapmak, oda temizlemek istemiyor. O yüzden bunu diyelim ki Suriyeli kadınlar yapıyor. En basitinden benim bulunduğum ilçede Ataşehir'de bile birçok otoyıkamacı da Afganlar, Suriyeliler çalışıyor. Türk polisi bilmiyor mu bu adamların kaçak olduğunu? Bilmiyor mu bu adamların sigortası çalıştığını? Biliyor. Niye bir şey yapmıyor? Gitse tutuklayamaz mı? Ülkesine gönderemez mi? Gönderir. Çünkü bizim onlara ihtiyacımız var. Çünkü Türkler o işi yapmıyor. Bazı böyle işletme kurmaya çalışan batak tiplerin de dilindedir bu. Açacağım bir halı yıkamacı, alacağım iki Afgan çalıştıracağım. Bu arada Afgan kardeşlerim varsa izleyen yanlış anlaşılmasın. Yani biz de Türkler olarak Amerika'da böyleyiz. Usta diyor ya, tam bok temizliyordum. Sordu nerelisin diye. Ulan diyor, şimdi İtalyanım desem yer mi lan diyor. İtalyan bok temizler mi? Türk temizler, Arap temizler. Ya bakın nasıl Afganları falan anlatıyorsam Türkiye'de, kendim de burada anlatıyorum. Bir ırkçılık falan yanlış anlaşılma olmasın. Biz de burada bu şekilde çalışıyoruz. Burada 9-11'larda ya da atıyorum Meksikan restoranları mutfağa bir tane polis ya da Homeland Security ya da ACE, artık kim gidiyorsa, Immigration Office bir gitse, herhangi bir restorana girse, mutfağa girse, desek kardeşim çıkarın kağıtları, %90'ı çıkaramaz. Çünkü hepsi kaçak. O yüzden burada kaçak çalışmanın sıkıntısı yok. Kaçak çalışmak için sadece, şimdi gelelim kaçak yaşamaya. Geçen ev sahibi anlattı. Bir tane Brezilyalı adam, 10 yıldır burada, 10 yıldır kaçak. Evli, iki tane çocuğu var. Çocukları okula gidiyor. Adamın arabasını çekmişlerdi işte. Arabasını bir yere bağlamışlar. Alamıyormuş adam kaçak olduğu için. Bu çocuk yardım etmiş ona. Adama diyorum ki aga 10 yıldır hiç mi polis durdurmaz? Ya bu adam nasıl yakalanmıyor diyorum. Adam diyor ki polisin, yani buradaki state polisin ya da Barnstable mahalle polisini falan seni durdurup sana green card, oturum izni, ID sorması yasak. Yani senin GBT'ne bakabilir. Sen atıyorum çok hızlı yaptın, sana ceza yazabilir ya da atıyorum üzerinde marihuana falan var mı diye seni arayabilir, ama senin oturumunla, yani senin immigration statünle ilgilenmesi yasak. Bu kural. Bu yasa. O yüzden seni Homeland Security arayıp bulmadığı sürece, ki Amerika'da bu da çok imkansız bir şey, kaçak bir şekilde insanlar gayet yaşıyor. Benim arkadaşım motosiklet tamiri falan yapıyor. Çalıştığı yeri polis basıyor. Görüyor bunu, pasaportunu çıkar diyor. Bakıyor pasaportta turist vizesi olduğunu görüyor adamın. Adam motosiklet tamircisi. Çalışıyor orada, eli yüzü pas içinde belli. Polis gidiyor, bir şey yapmıyor. Polis bir şey yapmaz ve yapamaz. Yetkisi değil çünkü. Hatta kaçak olup polise değil de Homeland Security'ye yakalanan bir arkadaşım var. Bildiğin immigration ofis adam yakalanıyor, yani immigration polislerine yakalanıyor. Adamı karakola götürüyorlar. Adam imza atıyor, çıkıyor. Çünkü davaya girmesi lazım. Adam öyle hani yakaladım kaçaksın hop ülkene göndereyim olayı da yok. Kaçak olarak yakalandığın zaman da bir davaya giriyorsun. Sana bir şans daha tanıyorlar. Bu kanun da Obama döneminde gelmiş. Tabii Trump bunların hepsini kaldırmaya çalışıyor. Hatta work and travel vergilerini bile bundan sonra alamayabiliriz. 2017'de Amerika'da work and travel yaptıysanız ve hala verginizi almadıysanız, W2 formunuz varsa bana mail atabilirsiniz. Sizi bir arkadaşıma yönlendireceğim. Verginizi kesintisiz şekilde almanıza yardımcı olacak. İşte böyle dostlarım, bana Amerika ile ilgili açık ara en çok gelen soru Türklerden, ya kaçak, kaçak, kaçak nasıl kalınır, kaçak nasıl yaşanır, işte anlattım. Kaçakta kalıyorlar, kaçakta yaşıyorlar, ama ben tabii ki önermiyorum. Çünkü kaçak olarak yakalanıp bir şekilde ülkenize gönderildiğinizde 10 yıl buradan red diyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldi dostlarım. twitch.tv/fittraveler'dan pazartesi saat 9'da canlı yayında, Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Günlük hikayeler için ve bana DM atabilmek için beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Work and Travel'a kayıt olmak isteyen dostlarım da, üniversite okuyorsanız 4000 dolar, 3500 dolar para bulabilirim diyorsanız, az biraz da İngilizce böyle derdinizi anlatabiliyorsanız oğuzhansefayıldız@gmail.com adresine mesaj atabilirsiniz. Mail atın ki sizi de Work and Travel'a kaydettirelim. Siz de Amerika'ya gelin, Amerika'da çalışın, Amerika'yı keşfedin. I'll see you guys all later.